Numaralı taşlar ve kartlarla oynanan, Piyango. senede senede bir gün hatırlanan bir Hı. talih oyunu. Numaralı taşlar var mı piyangoda? Yok. yok ee, Harf alayım, aklıma gelmedi. Harf almak zorunda mısınız? Değilim ama hatırlamak istemiyorum. Diyeceksiniz ki şey sonra da bana, <laughs> senin nazarındaydı ondan harf aldık. <laughs> senede bir gün hatırlanıyormuş. yani Demek ki çok oynanan bir oyun değil. Hatta artık o gün de pek hatırlanmıyor. Nostaljik bir talih oyunu numaralı taşlar ve kartlar var. I. Kartlar var, taş çekiliyor. Tombala. Tombala. Hadi <laughs> yürüsü gelsin. Belki burada nazar değdi. <gülüyor> <gülüyor> Batı kökenli, İngilizceden girmiş. Minyatür kelimesi. motor sporu. Evet, minyatür motor sporu diye sordum. Gokart ee, go kart değil. Ha gayret. Şimdi go kart da deniyor. Ama yani o sporun Karting. adı nedir? Nedir? Karting. Karting. Çok güzel. Hayret hala nazarın değmedi. Dur bakalım. <laughs> Belki burada başarırım. Totem yaptım. İki kelime. Her türlü yerli üretim ticaret eşyamız için kullanılan... Türk malı. Sloganlaşmış söz Türk malı. Her şey yolunda. Biraz da böyle hani ansiklopedik bilgi kaynağından. Buyurun bir bakalım. Efendim sonraki kuşağa aktarılabilen kalıcı, kalıtımsal, hücresel değişiklik. Değişinim pek kullanılmasa da Türkçe karşılığı hmm. sözlüklerdeki. Evet. Bunu daha çok kullanıyoruz bu batı kökenli kelimeyi. Evet ama nasıl toparlayacağım bunu? Anladım ne olduğunu. Harf almam lazım burada. Alalım mı? Alalım. Aldık bir tane. Süremiz bol onu unutmayalım ne olursunuz. Batı kökenli bir kelime arıyoruz. Kalıtımsal, hücresel değişiklik ve sonraki kuşağa da aktarılabiliyor. Öyle bir değişiklik. Ee, mutasyon. Ne? Neydir efendim o mutasyon. Gayet güzel. Peki bu da böyle bir nefes aldırır. Ama sonrasında harf aldırmasa iyi olur. Çünkü mutasyondan bence daha kolay. İki kelimeden oluşuyor. Çabucak akla gelir mi? Tek derdim o. Fakat bir buçuk dakikamız var. Onu da unutmayalım ne olur. Son dört soru Neslihan. İki kelime. Evet. Halen de yedi tane harf alabilecek durumdasınız. Buyurun. Kıyıdan uzak herhangi bir ülkenin kara suları dışında kalan bölge. Nasıl tanımlanır o bölgeler? Herhangi bir ülkenin kara suları dışında evet. kalan bölge. Nerede seyrediyorum ben? Açık, açık deniz. Ha gayret. Ha gayret. Heh. Açık deniz. Bir de tokat indi. <laughs> Nasıl rahatladım? Sığmıyor sandım. <laughs> ne kaldı? Üç tane çıksın. Tamam. Açık denizden daha kolay üçü birden. Buyurun bakın. Bu son dokuz artık. <laughs> Konuşmaya başlamak, konuşma yeteneği kazanmak. Birbirine yakın iki farklı anlamı var bu tek kelimeden oluşan cevabın. Hitabet gibi bir şey geliyor aklıma hayır, ama hayır konuşmaya efendim. başlamak değil Konuşma o. Konuşma yeteneği kazanmak. Yani böyle dağlar taşlar mesela. Öyle düşünün. Aa, İki kelime de gelir aklınıza. Tek ee, kelime istiyoruz biz. Harf alayım. Alalım mı? Ya Alalım. Bak. Aldık. Ahmet Bey çok seviniyor siz her <laughs> harf aldığınızda. <laughs> Bulursunuz. Bilmiyorum. Kökünü bulsak gerisi gelecek aslında. Dağlar taşlar konuşuyor dile gelmek. İşte o iki kelimeden oluşanı. Olan. Hadi kökü. Di, um, Maşallah sizin oğlan da dillenmek. Oldu bitti 8. soru.